Gülürü? Gülürü. Şu adı en azından şimdilik söylemesen. Şey... O gelmedi de bugün. Normalde gelirdi. Gelmedi. Gelemezdi. Olanları maalesef gördün. Sonra da kardeşi hastalandı. O çok üzgün Gülsem. Çok üzgün. Biliyorum ben. Ben de çok üzgünüm Cihan. Kim üzdü seni Gülfem? Kim üzdü? O çocuk seni de mi üzdü Gülfem? Neyse. Ben seni merak etmiştim. Yarın görüşürüz. Ömer Bey. Dışarı mı çıktınız siz? İyi misiniz? Yardım edeyim mi Gülfem Hanım'a gidiyorsanız? İyiyim, iyiyim Gülcü. Yardıma gerek yok. Sağ ol. Ömer Bey, ben bu Yonca ile ilgili hastanede olanlar yüzünden çok üzgünüm. Yani o kadar utanıyorum ki. Yani yarılsa içine girsem diyorum. Karşınızda durmak bile. Gülcü. Gülcü bak. Bu kadar olup bitenin arasında masum olan tek şey sensin. Ne zaman dinecek senin bu gözyaşları? Hı? Sulu gözün tekiyim değil mi? Hastanede konuşmamız yarım kalmıştı. Bana hala söylemedin. Niye birdenbire Mert'le evlenmeye kalktığını. O konuyu hiç açmasanız. Gülürüm, neden böyle bir şey yaptın? Yani niye aniden böyle bir şeye karar verdin? Söylesene. Halide Hanım... Babama bir şeyler söylemiş. O da çok sinirlendi. Hemen olsun bu... Bitsin bu iş dedi işte. Halide mi? Ne demiş ki babana? Benim... Yani... Ne demiş Gülürüm? Çok utanıyorum söylemeye. Benim sizi ayarttığımı söylemiş. Siz o tekneden sonra Gülfem Hanım'la kavga etmişsiniz falan benim yüzümden. Öyle söylemiş. Ömer, nerede kaldın? Hizmetli ne zamandan beri özel hayatımızın içinde Gülfem? Anlayamadım. Kimden bahsediyorsun? Gülru mu? Halide. Halide mi? Gülru yüzünden tartıştığımızı koştura koştura babasına yetiştirme ne alemi var? Böyle bir şey mi yapmış? Bu ne cüret? Halide! Halide! Sizin tartıştığınızı duyunca bunu onun yaptığını düşündüm. Yani sen kendiliğinden gittin oraya öyle mi? Evet. Babası uyarırsa daha mesafeli olurum. Gülfem Hanım üzülmez diye düşündüm. Bu ne küstahlık? Bu ne kendini bilmezlik? Kapı dinleme yeni adet mi oldu bu evde? Hem sen ne cüretle benimle ilgili yargılarda bulunursun, sonra da gidip bunu başkalarıyla paylaşırsın. Kim oluyorsun sen? Çok özür dilerim. Çık! Tatmin oldun mu Ömer? İkimiz de yeterince gerildik. Daha sonra konuşuruz. Thank you.
Kolay gelsin Salih Bey. Ömer Bey çok iyi görünüyorsunuz. Sağ ol. Ben çok üzgünüm. Bir daha o adam buraya adım atmayacak, emin ol. Unutalım gitsin, boş verin. Ben sizinle başka bir şey konuşmak istiyorum. Buyurun. Halide Hanım'ın yaptığı işgüzarlık kötü şeylere sebep olmuş. İşgüzarlık mı? Abla, nihayet geldin. Ben çok acıktım ya. Yemek yemeyecek miyiz? Hadi yiyelim de bitsin ola. Senin canın mı sıkkın? Neredeydin? Yok. Öyle hava aldım biraz. Yonca ne yapıyor? Uyuyor. Kavga etmekten yorgun düşmüş. Abla ya, babamı sen çağırır mısın? Sahile gitti de. Tamam. Tamam. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bizim namusumuzdan, şerefimizden başka bir şeyimiz yok. Onu da kaybedersek ölürüz. Hassasiyetinizi anlıyorum Salih Bey. Bu yüzden sizinle konuşmak istedim. Ne olur Gülru'ya haksızlık etmeyin, olur mu? Bir gün evlat sahibi olursanız siz de anlarsınız Ömer Bey. Evlat yetiştirmek, onları korumak çok zor. Gülru iyi bir evlat. Çok iyi bir kız yetiştirmişsiniz. Böyle birini yetiştirdiğiniz için kendinize gurur duyabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ömer Bey, sizden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun tabii. Gülruh çok genç. Hiçbir hayat tecrübesi yok. Siz olgun bir insansınız. Onu incinmeyeceği bir mesafede tutacağınızdan eminim. Siz hiç merak etmeyin. Gülruh'u asla incitmem. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sen burada mıydın? Yok, burada değildim. Yani oradaydım. Şey, babamı yemeğe çağırmaya geldim. Sizin konuştuğunuzu görünce saklandım. Yani gerçekten yani çok teşekkür ederim. Benimle ilgili söyledikleriniz için. Daha fazla şeyler söylemek isterdim. Ben de sizin annenize söylemek isterdim. Yani iyi şeyler. Ne gibi mesela? Çok iyi biri olduğunuzu mesela. Yani insanı anladığınızı, dinlediğinizi. Öğretmeninden bahsediyor gibisiniz. Yok yani öğretmen gibi değil de şey gibi. Yani çok olgunsunuz. Güven veriyorsunuz insana. İşte insan çok iyi hissediyor sizin yanınızdayken. Yani ben mesela sizin yanınızdayken bambaşka... Niye sustun? Benim yemeğe gitmem lazım. Gülfem Hanım. Gönderiyorsunuz onları değil mi artık? Peki, çağırın. Sırası gelecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.